Hadi gelin olasılık konusunu iskambil oynayarak işleyelim. Bugün de böyle yapalım. Öncelikle bu videoda kullanacağımız destede joker olmadığını size söylemek istiyorum. Bulacağınız sonuçlar farklı olur ama isterseniz aynı soruları jokerli bir deste kullanarak da çözebilirsiniz. Ama şimdilik karıştırmayalım, böyle yapalım. Evet, standart bir iskambil destesinde kaç kağıt vardır? Kaç kart vardır yani? Bir bakalım. 4 cins kart var. Nedir bunlar? maça, karo, sinek ve kupa. Sonra her cinsten de 13 tane kart vardır değil mi? Hemen hatırlatalım. 13 adet kart nedir bunlar? As, ikili, üçlü, dörtlü, beşli, altılı, yedili, sekizli, dokuzlu, onlu, vale, kız ve papaz. Toplam 13 tane oldular. 13 kartın her birinden 4 cins var. Yani 4 cinsin her biri için de 13 tane kart var. Böyle de söyleyebiliriz. Mesela Maça valesi, karo valesi, sinek valesi ve kupa valesi. Ve böylece toplam bu ikisini çarparsak 4 cin her biri içinde 13 kart. 4 çarpı 13'ten neyi buluruz? 52. 52 kart var. Evet. Standart bir iskambil destesinde 52 kart vardır. İsterseniz bir deste alın, jokerleri çıkarın ve sayın kendiniz görün. Hatta isterseniz şöyle de düşünebilirsiniz. 13 değişik kart var ve her kart 4 cinsten olabiliyor. 13 çarpı 4 yine 52'yi bulursunuz. Evet. Bir destede kaç kart olduğu konusunda açıklık getirdiğimize göre gelin bazı durumları incelemeye başlayalım. Şimdi bu desteği alıyorum ve iyice karıştırıyorum. Sonra siz bir kart seçiyorsunuz ben de onu biliyorum. A, pardon kendimi kaptırdım sihirbazlığa başladım. Hayır bununla alakası yok. Böyle yapmayacağım korkmayın. Şimdi desteği alıyorum, iyice karıştırıyorum ve sonra da bir kart seçiyorum. Bu kartın vale olma olasılığı nedir? Bu seçimi yaparken olasılığı eşit olan kaç değişik sonuç var elimde? 52 tane kart olduğu için ve bunlardan herhangi birini seçebileceğim için 52 tane eşit olasılığa sahip seçim yapabilirim, değil mi? Peki bu 52 olasılığın kaç tanesi vale olabilir? Kaç tanesi valedir yani? Kaç tane vale vardı elimizde? 4 cinsten vardı değil mi? Maça valesi, karo valesi, sinek valesi ve kupa valesi. Yani 4 tane vale var. Daha fazla olamaz zaten. O halde neymiş? 4 bölü 52'yi elde ederiz. 4'te 52'de 4'e bölündüğüne göre sonucu sadeleştirebiliriz. O zaman elimizde ne kalıyor? 1 bölü 13. Yani olasılığımız 1 bölü 13'müş. Şimdi seçtiğim valeyi desteğe geri koyuyorum. Yani yeniden 52 kartım var. Desteği iyice karıştırıyorum ve bu sefer kupa çekme olasılığımı merak ediyorum. Evet, iyice karıştırılmış standart bir iskambil destesinden çekeceğim kartın kupa olma olasılığı nedir? Yine 52 tane kart var elimde. 52'sinin de seçilme olasılığı eşit olduğu için 52 olasılıklar toplamı. Peki bunların kaç tanesi kupa olabilir? Her cinsten toplam kaç kart vardı? 13 kart olduğuna göre 13 tane kupa var elimde. Aynen. 13 tane maça var. 13 karo. 13 sinek olduğu gibi 13 de kupa var. O halde 52 seçimden 13 tanesi kupa olabilir. Bunlardan ikisi de 13'e bölünebildiği için ne yapıyoruz? Sadeleştiriyoruz ve sonuç 1 bölü 4 oluyor. 13 bölü 52 yani 1 bölü 4. Karıştırılmış desteden çektiğim kartın kupa olma ihtimali 4'te 1. Şimdi biraz daha ilginç bir şey deneyelim. Çekeceğim kartın hem vale hem de kupa olma olasılığı nedir? Yani vale kupasını oradan çekme olasılığım nedir? İskambil oynuyorsanız eğer, hem vale hem de kupa olan sadece bir kart olduğunu çok iyi biliyorsunuzdur. Nedir o da? Kupa vale. Değil mi? Evet, kupa valeden bahsediyorum. Ve sadece bir tane kupa valesi ve 52 kart olduğu için bu kartı çekme olasılığım 1 bölü 52'dir. Şimdi başka bir şey. Farkında mısınız? Giderek durum ilginçleşiyor. 52 karttan oluşan destemizi aldık. Güzelce karıştırdık. Ve yine bir kart çekiyoruz. Bu kartın vale veya kupa olma olasılığı nedir? Şimdi vale veya kupa. Ben soruya cevap vermeden durdurun videoyu bir. Kapatın gözlerini. Yok kapatmayın gözleriniz açık kalsın. Düşünün bunu kendi kendinize çözmeye çalışın. Vale veya kupa. Bakın vale ve kupa demiyorum. Vale veya kupa. Yani mesela kupa valesi olabilir. Karo valesi de olabilir. Maça valesi de olabilir. Ya da kupa kızı. Hatta kupa ikili. Evet yine 52 kart. Yani 52 tane eşit olasılığa sahip sonuç olduğunu biliyoruz. O yüzden buraya yazalım aşağı payda kesirimizin aşağıdaki payda bölümüne 52'yi yazalım. Şimdi çekeceğim kartın vale veya kupa olması gerekiyor, değil mi? Bu 52 karttan kaç tanesi bu tanıma uyar? Yani vale ya da kupadır. Bunu görsel hale getirmek için Venn şeması kullanacağım. Havalı bir isim ama merak etmeyin kendisi o kadar da havalı değildir. Bu çizdiğim dikdörtgen olası tüm sonuçları temsil ediyor. 52 tane sonuç var demiştik öyle değil mi? Evet. İsterseniz bunu alanı 52 olan bir dikdörtgen olarak düşünebilirsiniz. Buraya 52'yi not ediyorum. Bu 52 sonuçtan kaç tanesi vale? Az önce bulmuştuk bunu. 13'te biri. Bunun için aşağı yukarı bu toplam alanın 1 bölü 13'ü ya da 4 bölü 52'si olacak şekilde bir çember çiziyorum. İşte böyle. Bu valelerin olasılığı. 52 karttan 4'ü. Yani bu 4 bölü 52'ye ya da 1 bölü 13'e eşit. Şimdi de aynı şeyi kupalar için yapalım. 52 karttan 13'ü kupaydı değil mi? Ama bunlardan biri hem kupa hem de vale. Onun için bu iki çemberin kesişmesi lazım. Evet, 13 tane kupa var. Bu kupaların sayısı. Vale'ler için de aynı şeyi yapalım. Valelerin sayısı. Evet, şimdi daha iyi oldu. Bu kesişimde hem kupa hem de vale olan bir kart olacak. Yani aynı anda hem yeşil çembere hem de turuncu çembere ait olan kupa valesi. Tekrar ediyorum. Sarı ile boyadığım bu alan hem kupa hem de vale olan kartların sayısı. Harika. Şimdi soruya geri dönelim kupa veya vale olan bir kart çekme olasılığını araştırıyorduk. Kısaca bu tanıma uyan kartların sayısı bölü toplam kart sayısını bulmamız gerekiyor. Toplam 52 kart olduğunu biliyoruz değil mi? Peki bu tanıma uyan kartların sayısı kaçtır? Venn şemamıza bakalım. Yeşil çember valelerin sayısını, turuncu çemberde kupaların sayısını veriyordu. Bunun için yeşil çemberdeki sayıyla turuncu çemberdeki sayıyı toplayacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ama eğer bunu yaparsanız yanlış olur. Neden mi? Bakın 4 artı 13 işlemi bize 4 vale artı 13 tane kupa olduğunu gösterir. Ama bunların ikisinde de yani buradaki 4 kart ve buradaki 13 kart arasında iki tarafta da bir tane ortak kart var. Kupa valesi var. İki tarafta da. E valelerin biri kupa valesi. E 13 kupadan biri de kupa valesi. O halde bundan bir yani ortak olan kartı çıkarmamız gerekiyor. İki defa saymamamız lazım aynı kartı. Evet isterseniz bu şekilde de düşünebilirsiniz. Buradaki toplam alanı bulmak istiyoruz. Öyle değil mi? Ne yapıyoruz? Aynı şekli biraz daha büyük olacak şekilde bir daha çizeyim. Kesişmeyi daha iyi görelim. Evet kesişmeyi de gösterdik. Toplam alan için bu dairenin alanıyla diğer dairenin alanını toplarız. Ve bu toplamda buradaki kesişim alanı iki kere vardır. O yüzden kesişimi bir kere saymak için yani tekrar tekrar saymamak için toplam alandan kesişim alanını çıkarırsınız. Eğer bu alan A, bu alan B, bu alanda kesişim alanı da C ise toplam alan A artı B eksi C olarak bulunur. Demek istediğim burada da aynı şey oluyor. Önce kupa valesi dahil bütün valeleri, sonra yine kupa valesi dahil bütün kupaları sayıyoruz. Ve kupa valesini iki kere saydığımız için toplamdan 1 çıkarıyoruz. Yani 4 artı 13 eksi 1 yani 16. Sonucumuz bu şekilde ne oluyor? 16 bölü 52 oluyor. İkisi de 4'e bölündüğünden sadeleştiriyoruz ve sonuç 4 bölü 13 olur. Evet, kupa veya vale çekme olasılığı 4 bölü 13'müş.